Parka geldik, yağmur yağıyor ama. Ben yoga yapıyorum. Yoga mı? Nasıl yapıyorsun? Bakın. Hadi bakalım şuraya tırman. Durun. Evet, suyun başına geldik. Bay bay anne. Hadi bakalım. Sazlıklar. Şöyle. Nilüfer vardı bizde onlarda. Evet. Aralarda kalmış herhalde. Telefonumu düşürmem umarım. Hadi tavşanlara gidelim. Hayvanlara doğru gidiyoruz. Hadi yürü bakalım. Aa, şeyde kazda çıkmış ortaya. Sese bakın. Aa, efendim. Gel bu tarafa kayma. Evet. Doğru söylüyorsun. Gelin peşimden. Hadi gelin bakalım. Şöyle tavşanlara gidelim. Ay nasıl çıkın? Gel. 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 Geldiniz mi? Ay tavşanlar. Tavşanlar. Evet. Şurada. Geldiniz mi? Aa, burayı kapatmışlar sonunda. Evet evet, yem vermesinler diye sanırım. Neden kapatmışlar? Bilmem, baksana. Gel. 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 Horozum mu? Evet, benim horozum. Geçen göstermiştim, buydu herhalde. Kocaman. Evet. Sanırım iliğini yiyor. İliğini mi yiyor? Babasını eğmiş. Evet. Tavşanlar, ne yapıyorsunuz? Şurada da var. Bak şurada da var bir tane horoz. Çıkmış tünemiş. Ay şu kaz gel. 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 Gel gel gel. Gel. Gel kaz. Gel. Gel 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 sesime gel. Ne göstereceksin? Evet. Evet. Merhabalar. Biz Eçay'ın yanına kurabiye yapmaya karar verdik. Değil mi oğlum? Boni bon şarkısı. Boni 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 bon. Boni boni bon. Evet, bonibonlarımız var. Bonibonla bir kurabiye yapacağız. Beraber yapalım, hadi bakalım. Şimdi öncelikle tereyağı yağı kullanıyorum ben. Tereyağı da kullanabilirsiniz, margarin de kullanabilirsiniz. Burayı biraz sıcak yapmamız gerek. Neden? Çünkü erimesi lazım. Tamam, oda sıcaklığı zaten. Oda sıcaklığında evet. Bekliyor. Evet. 125 gram tereyağı yağı koyacağım. Şöyle ortadan iz yapalım. Bakın elmasım var. Bakalım. Bakın böyle elma. Evet. Şimdi yapalım. Şöyle margarin paketinin yarısını içerisine koyacağım. Margarin paket. Hop. Bu arada bunun yarısı
125 gram mı? Evet öyleymiş. Evet, üzerine de yumurtamızı dökelim. Dök bakalım. Arkadaşlar söylemeyin, ben sarı çiğniyorum şu an. Tamam, hadi dök. Hoppa. Yumurtamızı da döktük. Evet. Tavuk altından çıkarmış bu yumurtayı, biz de döküyoruz şimdi. Tamam, şimdi üzerine de pudra şekerimizi dökeceğiz. Bu büyüyünce civciv olacaktı ama döktük. Tamam, hadi pudra şekerimizi de dökelim sonra. Hepsini. Yoğurmaya başlayalım. Allah, her yarım oldu. He, yarım oldu. Evet. Hadi bakalım şimdi de yoğurma aşaması. Hayır. Ben eldiven ne yapacağım bu arada? Eldivenimiz kalmamış maalesef. O yüzden mecburen elimizle gittik. Şöyle biraz ovalayalım. Yok, var eldivenim. Var mı? Ben var. Görememiştim. Bakın. Tamam. Sen ama biraz toparlayınca yap, olur mu oğlum? Sen bitiriyorsun. Bitirmeyiz. Şimdi bakalım. İçerisine eklemek ister misin diğerlerini? Evet. Bu da nişasta arkadaşlar. Mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Ben buğday kullanıyorum şimdi. Ben dökeyim mi oğlum? İster misin? Dur. Ben şöyle vermeyeyim. Tamam, giy bakalım. Çok komik. Şimdi giysin, baksanıza. Eldiven biraz daha küçük oldu ama neyse. Büyük oldu. Eldiven büyük oldu. Hadi dök bakalım. Aa, şeker gibi oldu. Evet. Dök bakalım. Tamam. Yine un oldu. Ay, yarısını da dökelim. Aa, dökülmüyor. Dökildi. Yumuşak gibiydi ya. Evet. Şimdi bunu da karıştıralım. Neyse, ben de öbür elde vermeyeyim. Evet. Şimdi sırada unumuz var. Unumuzu dökeceğiz. Şuradan. Elimi vermeyeyim. Evet, hazırlayalım. Şöyle tek elimle mecburen içine girecek. Ben de karıştıracağım. Dök bakalım. Bir tane döktük. Dökünce ben bunları karıştıracağım. Ben sonra da kabartma tozumuzu hemen onun üzerine döküyoruz. Oğlumla bonibonlu kurabiye. Dökülmüyor. Ay. Dur bakalım. Eldivenimi giydim mi onu? Tamam. Şimdi. Evet, bunu da boşalttık. Başka bir bardak daha un koyacağız. Bunu dökelim, bir de bonibonumuzu dökelim, ben karıştıracağım. Bonibonu şekil verince koyacağız. Hadi bunu da dök bakalım. Evet, ama ben karıştıracağım. Tamam, şimdi malzemelerimiz hazır. Şimdi bakalım. Ben de karıştıracağım, ben de karıştıracağım. Karıştır ama birazcık hamuru yoğurunca karıştır. Aa, benim eldivenim var. Tamam, hadi karıştır bakalım. Oo, iki el birden gittik bakalım. Hayır, taştı. Oo, bir yumurta. Keşke yumurtayı yeseydik. Çiğci. Evet. Sen pişmişini bile yemiyorsun. Nasıl çiğ yiyeceksin? Hayır, çiğ değil. Haşlanmış yumurta biz okulda yeriz de. Ondan. Hmm, tamam. Anne, biraz eldivenimi geriye çekebilir misin? Şundan. Çekebilirim, çekebilirim. Yoksa eldivenim aşağıya düşecek. Biraz toparlamamız lazım. Ama karıştırıcısı bu. Hamur karıştırıcısı bu. Toparlamamı ister misin? Bakın, mis gibi hamur. Mis gibi hamur. Allah. Ay, hamurmuştu. İşte biz böyle kurabiye yapıyoruz her seferinde. Oğlumla böyle bakın, karıştır, kurabiye. Karıştır. Kurabiye. Biraz karıştıralım. Evet de, sen az önce benim eldivenimi çektin. Evet. Oo, ben mi yeseydim? Tamam. Hadi bakalım. Oldu mu? Biraz kan. Dur, şu yumurtayı da yesin. Tamam, biraz da ben karıştırayım, toplayayım, şekil verelim, olur mu? Aha. Tamam. Hadi bana da müsaade et. Dur, şu parçalar ayrılmış. Gel, yapacak. Şu parçalar ayrılmış.
Tamam. Düzleştireyim. Ondan sonra ya, sen yaparsın işte. Şimdi hamur olacak. Kale gibi. Tamam. Bakın hamur. Tamam. Şimdi toparlayabilir miyim? Evet. Hadi bakalım. Kenara koyma eldivenleri. Çünkü hamur şey gibi oldu. Şöyle biz toparlayalım. Sonra da şekil verelim bakalım. Eldivenim ayağı şekillendi. Ömer'in en temiz. Ben bugün kovayı sevmedim sanırım. Kurabiye yapmaya devam ediyorduk. Evet. Babam yaptı. Sonra biraz babadan destek aldık. Bu kova kilitlendi ve ateş attım. Bakın. Bum. Bak zor durdum. Çok güzel. Yani hani derler ya çiğ köfteyi mi yoğurunca böyle tavana atarlar yapışırsa hamur olmuştur. Bakın. Bizim hamurumuz da çok iyi oldu. Evet. Şimdi hamurumuzu yoğurduk, hazırladık. Al kağıdı serdim tepsimize. Şimdi bonibonu boşaltalım. Ben. Şekil verelim beraber. Mis gibi. Hadi bakalım. Mis gibi bence. Şimdi bu biraz küçük oldu ama şöyle vereyim. Şöyle yuvarlayacağız. Oh, her yer doldu. Ben bunlarla proje yapacağım. Baba bonibon çaldı. Evet, bu kadar büyüklük istiyoruz arkadaşlar. Yuvarlak koydum. Şimdi bonibonları sen mi yerleştirmek istersin? Bonibon. 3 tane falan koyabilirsin. 3 tane koyabilirsin böyle. 1, 2, 3 diye. Bir tane koyma bence. Çok bastırırsın içinde kalır. Hayır. Pumpkin gibi. Ay neydi ya? İngilizce konuşmuşum da. Damız gibi görsün diye ben içine. Tamam ama çok aşırı sokarsan kurabiyemiz kabarmayabilir. Oo. Şöyle hafifçe bastıralım hatta. Şöyle hafif. Bakın o işareti. Tamam. Şimdi istediğiniz gibi gördüğünüz gibi yuvarladık. Şöyle hafif çok az bastırıyorum. Koyuyorum. Sonra da üzerine 2-3 tane bonibon yerleştiriyoruz. Evet. Durun şey lazım, bir düzleştirici lazım. Böyle biz bunu çok seviyoruz. Sık sık yapıyoruz. Evet, ağız yapmayı da unutmayın. Yap bakalım nasıl yapıyorsun. Yürüyor. Evet. Bugün de bonbon yapalım. Bu oğul diyor, şaşırmış. Nasıl? Taraftan çekmesi gerek. Bu o diyor. Yönetmenim oradan çek bakalım. Bu o diyor. Şaşırmış. Şuradan bu da o demiş şaşırmış. O da gülen surat. Evet. Evet. Baba yönetmen oldu. Baba yönetmen olmuş bugün. Evet. Bu hafta haftalık şeyimiz, cuma şeyimiz. Hadi, oldu ya arkadaşlar. O dini çıkartıyor bak. Dini çıkartıyor. Evet. Oğlumun şaheserleri. Bonbonlar şaheser yapıyoruz. Evet hadi bak, şimdi süsle bakalım. Dini çıkarmış. Büyüklüğünde koyduk. 2 tane çıktı arkadaşlar. 22 tane küçük bir kurabiye çıktı. Zaten bu 23. Hafif de yayılacaktır.
Böyle hazırladık. Bu da benim kurabiyem. 23. Tavşanımız oldu. Evet, hadi pişirelim. Şimdi siz pişmiş halini görün. Bu da küçük ama ben bunu oynayacağım. Evet, fırından çıktı kurabiyelerimiz. Oğlum tavşanları biraz yatmış, uykuya dalmışlar. Şöyle sıcak sıcak göstereyim dedim. Gördünüz mü? Tam istediğim kıvamda oldu. Hafif bastırdığınızda bu şekilde hafif yayılıyor. Çok güzel kurabiye oluyor. Tavşanlarım nerede? Uykuya mı? Evet, sıcak ama evet. Dokunma olur mu? Evet, uykuya dalmışlar. Birazdan da tadarız artık. Uykuya dalmışlar. Evet. Evet, kurabiyelerimizi gösterelim. Aşağıda açıklamalar bölümüne ya da yorumlara ben tarifini koyarım. Denemek isteyen olursa bak, oradan öz, dener. Öz değil bir de o diyen birisi. Evet. Korkmuş bu. Korkmuş bu. Dil atan. Çocuk evet. Güzel olmuş. Öyle. Hadi bize afiyet olsun o zaman. Değil mi oğlum? Evet. Evet arkadaşlar, şimdi LCYK'den yaptığımız alışverişi göstereceğim. Biraz sesim kısık, kusura bakmayın. Biraz rahatsızız bu aralar. Şimdi hem oğluma yaptık hem de eşime bana yaptık. Evet, şimdi ilk parçamızla başlayalım. Şöyle bazen yazlıklarda hoşuma gittiğim karakterler oldu. Tişörtün görünümleri. O yüzden güzel diye bunlardan da seçtim. Fiyatı şöyle söyleyeyim, 35.99 demiş. Şöyle Muppets görünümü, Disney'in karakterlerinin görünümü var diye hoşuma gitti. Hem de turuncu. Fiyatını da gösterdim. Bu birinci parçamızdı. Bu arada söylemeyi unuttum. 8-9 yaş aldım ben oğluma. 128 ile 134 santim içeriyormuş. Evet, dediğim gibi birinci parçamız o. İkinci parçamız şu. Uzun kollu bir tişört. Bu da 8-9 yaş. Tüm hepsini 8-9 yaş aldım arkadaşlar. 35.99'muş bunun fiyatı. Gördüğünüz gibi bunun da üzerindeki şöyle hoşuma gitti. Bu şekilde. Bir de uzun kollusu bu. Diğer parçalarımız, önce oğlumunkileri göstereyim. Diğerlerini sonra geçelim. Evet, diğer uzun kollu parçamız bu arkadaşlar. Şöyle görünümü. %100 pamuklu kumaş diyor. Çok hoşuma gitti. Hatta şurada detayı da var. Göz var. Hem de organik pamukluymuş. Bunun fiyatı tabii biraz daha pahalı diğerlerine göre. 44.99. Bu da uzun kollu. Bu da yine 8-9 yaş. Bunun sanırım gözü oynuyor. Evet, gözleri oynuyor. Diğer parçamız ise şöyle, bu kombin bir parçaydı. Ben tabii tekini aldım, şöyle karıştır kombinle koleksiyonundan. Şöyle nasıl diyeyim rengini, bulut mavisi, açık mavi gibi bir mavi. Kapşonlu, yelek diye geçiyor. Şöyle alt cepleri de var arkadaşlar. Kolsuz bir yelek. Bunun da fiyatı 79.99. Evet, diğer parçamıza geçelim. Diğer parçamızda yine kısa kollulardan. Toy Story'yi oğlum çok sevdiği için ona sürpriz yapmak istedim. Şöyle Toy Story'nin karakterleri üzerinde baskılı, kısa kollu bir tişört. Bunun fiyatını da söyleyeyim. 35.99'muş.
Diğer parçamız benim en favori parçam. Bir sivit arkadaşlar. Şöyle göstereyim onu da. Today yazıyor üzerinde. Şöyle kolunda renkli şeritler var. Diğer kolunda da var. Arkasında bir şey yok. Düz üzerinde de Today yazıyor. Bunun fiyatını da söyleyeyim. 54.99'muş. Yine 8-9 yaş aldım bunu da. Oğlum biraz büyük boy giyiyor. O yüzden o yaş grubunda aldım. Halbuki ben 7 yaşındayım. 6-7 bana uymadığı için boyum uzamış ama yaşım hala 6-7 yaş. Evet. Ama 8-9 yaş giyinmen gerekiyor mecburen. 8-9 yaş boyuna geldim ben. Evet, diğer parçamız yine şöyle uzun kollu bir tişört. Üzerindeki görünüm ne bu? Ayı. Ayı karakteri var üzerinde. Böyle uzun kollu siyah bir tişört. Bu da 39.99'muş fiyatı. Diğer parçalarımıza bakalım. Oğlum için aldıklarım bu kadar. Şimdi kendim için şöyle bir kot aldım. Elsin'in kotlarını çok söylediler. Hani LCYK'den al, dene vesaire diye. Ben de denemek istedim. Termalmiş arkadaşlar bu. 119.99 diyor. Şöyle şey ne deniyor buna? Yüksek bel. Daha denemedim bunu ama sanırım olur. Paçaları da böyle dar paça. Gördüğünüz gibi. Şöyle arkasında cebi var. Böyle mavi, yani normal mavi bir renk. Kırçıllı falan değil. Düz mavi bir renk. Bakalım bunu da deneriz. Şimdi en son parçamıza geldik. Bu da eşim için kot aldık. Elsin'in kotlarını deneyin deyince birer tane eşim ve bana. Şöyle 159.99'muş bu da. Bu ne diye geçiyor? Slim fit diye geçiyor. Bu şekilde buz mavisi bu. Şöyle dar paça. Gördüğünüz gibi arkasında da şöyle cepleri var. Güzel görünüyor. Umarım bunlar da olur. Bilmiyorum dayanıklı mı? Sizin yorumlarınız neler acaba? Dayanıklı mı değil mi? Kullandınız mı LCYK'in kodlarını? Bana aşağıda yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. Bu arada buz mavisi rengi demişti annem. Yarın bizim okulda buz pateni yapılacak. Evet, buz pateni dersin olacak. Evet arkadaşlar, LCYK'den alışverişim bu kadardı. Bakın. Abone olmayı unutmayın, yazdım ben buraya. Annen söylemesin de yorulmasın. Evet, beğendiyseniz videomuzu beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve oğlumun dediği gibi abone olmayı da unutmayın. Yine diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.